İngiltere'de yılın en sevdiğim zamandayız. Noel tatilindeyiz. Önümüzde uzunca bir tatil var. Biz de bu tatili yollara düşerek değerlendirmek istedik. Evimizden çıktık, Londra'dan kuzeye doğru, İskoçya'ya doğru yol alıyoruz. Nerede kalacağımızı, rotamızın ne olacağını bilmiyoruz. Sürprizlerle dolu bir yolculuk olacak. İlk durak olarak da İngiltere'ye ilk geldiğimizde şehir dışı olarak ilk gittiğimiz yer olan Stratford-upon-Avon'a geldik. Burası çok güzel bir köy. Shakespeare'in doğduğu, evinin olduğu yer. Arkamdaki binada Shakespeare'in evinin olduğu, doğduğu ve yaşadığı ev. O yüzden İngiltere'de çok önemli bir yere sahip bir köy. Bu güzel köyde butik, çok güzel kafeler, restoranlar var. Noel akşamı olduğu için de her yer rezervasyonla çalışıyor. Pek bir yer bulamadık ama restoranların, kafelerin önünden geçerek yürüyeceğiz. Sizlere birazcık sokakları göstereceğim. Bir yerde bulabilirsek oturacağız. Eğer bulamazsak da yarın Lake District'te 3 Michelin yıldızlı bir restoranda tadım yapacağız. O zaman yürümeye devam. Bu arkamdaki bina İngiltere'nin en eski publarından biri. 1594 yılından beri pub olarak hizmet veriyor. Hala da ayakta. Tam anlamıyla ayakta. Çok güzel. Kaldığımız otel, Hotel Indigo diye bir yer. Şehrin tam merkezinde. Gastronomi açısından da çok keyifli bir yer. Bir pub, bir de restoranı var. Çok güzel bir şarap mahzeni de var. Şimdi yemeğimizi yedik. Çekim yapamadık. Odamıza çıkacağız. Ama çıkmadan önce güzel masayı şömine önünde grupla gelirseniz oturabileceğiniz bu yeri bir göstermek istedim. Burayı çok beğendim. Belki bir gün bir takipçi buluşmasını Stratford-upon-Avon'da yaparız ve burayı kapatırız hep birlikte. Güzel bir yemek yeriz. Olmasa da yazından hayal ederiz. Koç'un yollarında gitmeye devam ediyoruz. Şimdi ünlü Erskine Köprüsü'nden Outlander dizisinin başladığı yere gidiyoruz. Bulunduğumuz yer Outlander dizisini izleyenlerin hemen hatırlayacağı yer. Dizinin ilk başladığı bölge burası. Falkland denen İskoçya'nın kuzeyinde olan bir bölge. Bu otel Claire ve Frank'in balayı için geldiği otel. Arkamda gördüğünüzde şu meydandaki yapı. O da Jamie'nin ilk gözüktüğü, Claire'i izlediği yer. Biz de başlangıcımızı buradan yapmak istedik. Şimdi bu güzel otelde güzel yemekler var. Bir şeyler alacağız. Bakalım neler yiyeceğiz. Noel tatili olduğu için bugün yemek servisi yapmıyorlarmış. Otelin içi böyle küçücük, çok sevimli. Burası kafe tarafı, yan tarafında da restoranı var. İskoçya'nın daha da kuzeyine, Inverness'e doğru devam edeceğiz. Orada bu akşam kalacağız. Bakalım hangi lezzetleri test edeceğiz birlikte. O zaman gezimiz başlasın. Şimdi Inverness'e geldik. Yemek yemek için Castle Tavern diye bir yere geldik. Burası bir pub. Alt katı pub olan, üst tarafı da restoran olan bir pub. Çok güzel bir şekilde süslemişler. Burası küçük, sevimli, sıcak bir yer. Buranın İskoç lokal yemeklerini, yöresel yemeklerinden yapıyorlar. O yüzden özellikle buraya gelmek istedim. Şimdi sipariş de verdik. Benim çok sevdiğim, her İskoçya'ya geldiğimde mutlaka yediğim bir tabak geldi. Bu haggis denen İskoçların ünlü bir yemeği. Orijinal tarifinde koyunun karaciğeri, akciğeri, böbreği soğan ve yulafla birlikte karıştırılıp işkembe zarına sarılır ve kaynatılır. Bir sakatat yemeğidir. Tabii bizim gibi sakatatı çok seven bir kültürden gelince yadırgamıyorsunuz ama Amerika'da mesela yasak olan bir yemektir. En popüler olan şekli haggis, nip ve tati istenen üç katlı yaptıkları bir versiyonu vardır. Bu nip dedikleri sarı şalgamdan yapılan bir katman. En alt katta da tati istedikleri de patates püresi. Üst tarafta da böyle haggis denen o et var.
Burada sunum olarak böyle bir sos dökmüşler üzerine ve böyle bir yulaf krakeri de koymuşlar. Şimdi şu yulaf krakerini şöyle bir kenara alıyorum. Kameramanımla birlikte ortaya söylediğimiz diğer tabak. Bu da chicken lollipop dedikleri, tavuktan yaptıkları güzel bir kızartma tabağı bu da. Soda da bir sosa batırıyorlar, öyle kızartıyorlar. Alt tarafında mayonezden yapılmış bir emulsiyon sos var. O da güzel gözüküyor. Bakalım, ben şimdi sabırsızlıkla şu haggis'ten tatmak istiyorum. Çünkü haggis'te uzmanım bile diyebilirim. Çok kez yediğim bir tat. Bakalım nasıl yapmışlar. Çok tuzlu değil. Normalde haggis çok tuzlu bir yemektir. Üstündeki et tarafı. Bu çok tuzlu değil. Normalde kıyma kıvamında bir lezzettir haggis. Burada biraz daha parça et şeklinde kesmişler. O da ilginç olmuş. Bu şeklini ilk kez diyorum. Zaten şöyle üst tarafında şöyle ufak ufak yulaf taneleri görebiliyorsunuz. Bol karabiberli yapılır. O karabiberin de acısı çok fazla vardır. Ben şimdi o acıyı da hissettim. Şu sosundan almak istiyorum. Bakalım. Sos da peynirli, yumuşak, güzel bir sos. Patatesli, mayonezli, peynirden eritme, güzel bir sos yapmışlar. Bunu da beğendim. Şöyle bir kaşık daha, hem üçünden aynı anda almak istiyorum. Yani şu sarı olan sarı şalgam, alt tarafındaki patates püresi, üst tarafta haggis. Yani haggis, nip, tati istedikleri lezzet tam olarak budur. Şimdiye kadar yediklerim daha restoran işi. Bu daha sanki ev ortamında yapılmış bir şey gibi. Öyle bir his aldım. Gayet lezzetli. Bu haggis'i daha detaylı anlattığım başka video da var kanalda. İskoçya'ya birçok kez geldiğim için İskoçya turlarından birinde tekrar haggis'i anlatmıştım. Merak ederseniz daha detaylı şekilde onu da izleyebilirsiniz. Edinburgh'da yediğim haggis, o da çok güzeldi. Bu da gayet güzel. Şimdi şu tavuk lollipop dediklerinden, madem pub'dayız, şöyle elimle almak istiyorum. Şöyle şu sosa bandırıp bakalım. Bu da o fish and chips'in tavuklu versiyonu olmuş. Kişniş, taze kişnişlerden kesmişler. Genelde İngiltere'de bizdeki maydanozun yerine kişniş kullanıyor. Çok fazla maydanoz kullanmıyorlar. Onun yerine taze kişniş kullanıyorlar. Böyle parça kişniş de çok yakışmış. Fish and chips'in balıklı değil de tavuklu olan bir versiyonunu yiyormuş gibi hissediyorum. Bu da ilginç olmuş. Ama sos tamamlayıcı olmuş kesinlikle. Genelde böyle küçük yerlerde şöyle bahçe salatası gibi salata yapılır. Mevsim yeşillikleri, güzel böyle kırmızı soğanlar, salatalıkları çok böyle büyük keserler. Zaten buradaki salatalıkların boyutu da çok büyüktür. Böyle bir dilim domates. Gayet sıcak, biraz sevimli. Başlangıç için güzel bir altlık oldu. Şimdi bakalım, söylediğim diğer şeyleri bekliyorum. Bugün ziyafet çekiyoruz gerçekten. Masamız doldu. Şimdi diğer tabaklarımız geldi. Öncelikle ortada güzel bir patates kızartması geldi. O üzerindeki de acılı ve peynirli. Peyniri böyle kıtır halde tavada yapmışlar. Çok güzel kokuyor, çok güzel gözüküyor. Ve önümdeki de yine patates kızartması, yeşillikler, domates ve şu gördüğünüzde dış tarafı bir tart hamuru, iç tarafında mac and cheese denen o makarnadan ve üst tarafında da haggis var, yine biraz önce bahsettiğim. Bu mac and cheese'i ben çok severim. Hornet sos denen bir sos da yapılır. Bu beşamel sos peynirli versiyonu olunca bu sosun ismini alır ve küçük makarnalarla birlikte pişirilir. Genelde güveçte fırında yapılır. Normal tavada da tencerede de yapılabiliyor. Şimdi sabırsızlıkla bunun tadına bakmak istiyorum. Daha önce hiç mac and cheese gibi bir makarnayla haggis'i ve özellikle tartı, üçünü bir arada hiç yememiştim. Nasıl bir tat olmuştur tahmin edemiyorum. Bir lezzetine bakalım. Evet, tart hamuru çok güzel. Böyle şu kıvamda olması lazım. Sertliğini kaybetmeyen bu tarz işlerde. Çünkü içindeki yumuşaklıktan dolayı dışarıya akmaması gerekiyor. Güzel, böyle sert bir kıvamda. Bu mac and cheese'in tek kötü yanı çok sıcaktır. Yani ağzınızı yakacak derecede bekletmeniz gerekir. Şu tart hamuru mac and cheese, şunu gördüğünüz kahverengi olanlar da haggis. Bunun tam tadını almak için bir kere soğuması gerekiyor. Çok doyurucu bir şey.
Çünkü hepsi ağır ağır bir hamur işi. İçinde yağlı bir sos, peynirli bir sos olan yine bir hamur işi. Üst tarafında da bir sakatat olması. Haggis'i ama üzerinde az koymuşlar. Öyle çok fazla haggis var diyemem. Makarna daha çoğunlukta. Gayet güzel, gayet beğendim. Patateslerde zaten bir paptan kötü patates çıkmaz. Kıtır kıtır. Evet, bu da çok güzel. Kameramanın tabağından da size göstermek istiyorum. Bu da somon tabağı. Çok güzel somon balıkları çıkardı İskoç denizlerinden. Ve buraya geldiğimizde yediğim diğer şey haggis'ten sonra bulabildiğim her yerde somon yiyorum. Genelde zaten her kahvaltıda mutlaka somon füme şeklinde mutlaka oluyor. O yüzden özellikle somondan gelip yerinde yemek istedik. Yanında şöyle yine patateslerden soğanla birlikte karıştırılmış bir patates. Şöyle soğan parçalarını görebiliyorsunuz. Peynirli yine patatesle birlikte yaptıkları güzel bir sos koymuşlar. Beşamel sosun biraz daha ağırı diyebilirim. Yine bir emisyon sosu da diyebiliriz. Yağlı çünkü. Mayonez de var içerisinde. Izgarada yapıyorlar. Bu kalın da bir somon parçası. Ve yanında da taze brokoliler var. Bu da haşlanmış olduğunu düşünüyorum. Evet, haşlanmış bir brokoli. Her zaman önce bütün lezzetleri tek tek ayrı ayrı hissetmeyi seviyorum. Çok akıllıca, çok güzel bir şey. Çiğ soğanlar patatesin sıcağı ile birlikte yumuşamış belli. Çok işlem görmemiş. Patatesler de ince kabuklu patateslerden, küçük patateslerden kabuğuyla birlikte servis ezmişler. Hepsini ezip bir yuvarlak haline getirmişler. Çok lezzetli olmuş. Denenebilir. Evde de yapılabilir bir şey. Yes, thank you. Ve şimdi bu güzel somondan, renginden de şöyle kırmızı kırmızı, şöyle sosundan da almak istiyorum. Her zaman söylediğim gibi malzeme güzel olunca yemekler de güzel oluyor. Tane karabiberler ve tuzla birlikte terbiye etmişler. O zaman biz şimdi bu tabakları bitirip sohbete devam ediyoruz. Yol üzerinde böyle durup keyif yapabileceğiniz birçok nokta var. Burası tam şu anda İskoçya'nın tam nokta noktası. İskoçya'nın Highland bölgesindeyiz. Burası Fort William. Arkamda gördüğünüzde Inverlochy Castle. Burası bir otel. Dün gece burada kaldık. Restoranı çok iyi değildi. Çekimi yarıda bıraktık ama kalması çok keyifliydi. İçerisini çok güzel dekore etmişler. Huzurlu, keyifli bir ortamı vardı. Özellikle sabah İskoç doğasında uyanmak böyle kuş seslerinin içerisinde harikaydı. Şimdi yola devam edeceğiz. Bakalım yolda nelerle karşılaşacağız. Ve şu anda İskoçya'dan artık İngiltere sınırlarına girmiş olduk. İki ülke arasında sınırlar olmadan geçiş yapmak çok güzel. İskoçya'yı çok özleyeceğiz. İskoçya yemekleriyle, doğasıyla bizi çok mutlu etti. Bir sonraki senenin yılbaşını zamanını beklemeyeceğiz. Bu yaz geleceğiz. O güzel yeşil vadilerinde o güzellikleri görüp o güzel yemeklerinden tekrar yiyeceğiz. O zaman bir sonraki İskoçya durağına kadar afiyet olsun Şef Kado.